Merhabalar. Bugün çok sevilen bir ülkenin çok sevilen tatlısını yapıyoruz. Hindistan'ın jalebi tatlısını yapıyoruz. Hint dizilerini çok seviyorum. Şahsen sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çünkü annelerimiz de çok seviyor. Hatta babaannelerimiz, anneannelerimiz bile çok seviyor. Bu yüzden hep Hint dizisi izlerken Hintlilerin tatlılarını merak ederdim ve yapardım, denerdim. Bunu da sizler için yapmak istedim. Eminim siz de benim gibi merak ediyorsunuzdur. Yapımı biraz zor gözükebilir ama gerçekten püf noktalara dikkat ederseniz hemen yapabilirsiniz. O zaman hemen yapım aşamasına geçelim. Kabımıza büyük bir su bardağında şekeri dökelim. Gene aynı büyük su bardağımızla bir su bardağı su ekliyoruz. Ve birkaç damla da limon suyu ekleyelim ve altını açalım, kaynamaya bırakalım. Birkaç taşım kaynayacak. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Gene de bir 5-10 dakika kaynatabilirsiniz. Zaten soğuyacak. Soğuyacağı zaman şerbetimiz katılaşacak. Bu tatlımızda önemli olan şerbetin soğuk olması, tatlımızın da ılık olması. Ama yeterli, gördüğünüz gibi. Şimdi şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Meşhur jalebi tatlımızın yapım aşamasına büyük bardakta 2 su bardağı unumu ekliyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekledim. Ve 1 tatlı kaşığı da zerdeçal ekliyorum. İlk önce burada çay kaşığı ekledim. Sonradan onu tatlı kaşığını tamamladım. Şimdi karıştıralım. Ve suyumuzu ekleyelim. Jalebimizin kıvamı sıvı olacak. Aynı büyük bardak ölçümle 1,5 su bardağı suyumu katıyorum. İlk önce bir karıştırın, zaten katı olacak. Ardından tekrar suyumuzu ekleyeceğiz. Yani toplamda 1,5 su bardağı yapacak ve sıvı olacak. Böyle bunun hamuru kek hamuruna benziyor, sıvı. Karıştırdıkça kıvamı zaten gördüğünüz gibi cıvıklaşıyor. Bir cıvık kıvamda olacak. Bir tatlı kaşığı zerdeçal ekliyorum. Renk vermesi için. Zerdeçal tadına çok fazla bir etki etmiyor. Zerdeçal sevmeyenler sakın bunu düşünmesin. Çünkü jelebinin renginin böyle sarı olması gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Her taraftan tavamıza yağ koyalım. Birazcık sıvı yağ koyup kızdıralım. Benim elimde sıkma torbam var. Bunu kabıma koyacağım ve içine jelebi hamurumu dökeceğim. Eğer sizin elinizde böyle soslu kalıbınız varsa ona da yapabilirsiniz. Hani böyle ketçap döktüğümüz ucu ince olan kalıplar. Bu hamurdan bayağı jalebi çıkıyor arkadaşlar. Bence Hindistan'ın en uygun fiyatlı tatlısı bu olabilir. Mız kızdı. Sıkma torbamızın ucunu birazcık açtık ve gördüğünüz gibi şekilde böyle döndüre döndüre yapmamız gerekiyor. İlk baştaki denemelerinizde tutturamayabilirsiniz ama sonra yapa yapa eliniz gayet alışıyor ve çok zevkli oluyor. Yağ hamuru döktükten sonra hamurda gördüğünüz gibi böyle bir kalınlaşma oluyor. Diğer şekillerimi de hemen yapıyorum. Gerçekten yapması çok zevkli. Harika. Jalebilerim kızardı. Çok fazla kızartmayın. Yanık gibi olmasın. Ocağınızın altını da orta dereceye çevirin. Çok yüksek ısıda yapmayın. Hamurları ince olduğu için hemen pişebiliyor. Gördüğünüz gibi harika oldu. Bir tabağın içine koyuyoruz. Ve ben tekrar hamurlarımı böyle döküp yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi artık çok profesyonel olmuşum ve çok iyi yapıyorum.
arkalı önlü güzelce pişirelim. Hamuru çok ince olduğu için zaten hemen pişiyor ve çok çıtır bir hamur. Gibi gerçekten harika gözüküyor. Ben hamurumun çoğunu yapmadım. Bu tabağın yaklaşık 2 kadı kadar çıkıyor. Şerbetim soğumuştu. Ilıyan hamurlarımı şerbetimin içine alıyorum. Burada en önemli nokta şerbetimin soğuk olmasıydı. Tatlılarımın ise ılık olmasıydı. Şerbetimde birkaç dakika beklettikten sonra hemen tatlılarımı alıyorum. Ve böylece hepsini yapacağız. Şu an çok heyecanlandım hepsini tatmak için. Bizim lokma ve tulumba tatlımıza gerçekten çok benziyor. Daha çıtır ve enfes hali diyebilirim. Merak edenlerin hemen yapmasını öneriyorum. Hadi çok beklemeden hemen sunum aşamasına geçelim. Jölebilerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi gerçekten yapımı kolay ve harika bir tatlı. Ya şu şekle bakar mısınız böyle? Bu şekli nasıl uydurmuşlar? Ve şimdi bunu yiyelim istiyorum. Hadi bakalım. Hadi kamera yaklaş. Sese gel. Ben mi yaklaşayım? Sanki Magnum reklamındayım. Evet, tekrar. Şuna bakın. Harika ya, harika. Gerçekten bakın. Gördüğünüz gibi incecik, çıtır çıtır, harika olmuş. Tadı neye benziyor derseniz, ben ilk başta böyle patlamış mısıra benzettim. Sonra dedim ki Doritos'a falan benziyor. Cheetos, cips tarzı bir şey gibi. Yani güzel, değişik. Bu tatlara çok fazla alışık olmayanlar için biraz tuhaf gelebilir. Böyle bizim lokma tatlılarımıza benziyor. Daha incesi, daha çıtırlısı. Ben çok beğendim ya. Değişik, güzel bir tatlı. Gerçekten o dizilerde hep merak ederdim ve hep canım çekerdi. Şimdi artık yapabiliyorum. Siz de merak ediyorsanız siz de yapın diyorum. O zaman bana afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Başka güzel tariflerle görüşmek üzere diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve hoşça kalın.